Benim böyle şeyleri önemsemediğimi bilirsin. Geçenlerde şimdi bir şey anlattı, hatırlıyor musun? Evet. Yine o fıkrayı bir de anlatsana bize. Nasıldı? Lütfen bir daha. Nasıl bir adam Mars'a gitmiş ve devamı neydi? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol dedim sana dostum, sakin ol. Tamam. Lanet olsun. Tamam, sakin. Ne istersin bebeğim? Ne mi istiyorum? Zencefilli gazoz. Diyet olsun. Emin değilim ama bakarım. Eğer yoksa bile ister misin? Yerine su alırım o zaman. Olur mu? Buradan nereye gidelim? Daha kaç kere söyleyeceğim ha? French. Bu konuda bir şeyler yapacak mısın dostum? Lanet olsun. Hayvan herif. Durun. Yapmayın. Ayrılın. Bırak onu. Dışarıda devam edin. Çıkın dışarı. Kes sesini geri zekalı. Sana ne? Sen de karışıyorsun. Bana bak. Birbirinize istediğiniz kadar vurun ama bunu dışarıda yapın. Burada dövüşmenizse beni ilgilendirir. Sen kim olduğunu sanıyorsun? French, sakın yapma. Pekala, sakin ol, tamam mı? Onu görüyor musun? Şu adamı gördün mü? Adı Erwin ve benim patronum. Bana talimat veriyor ve sizin gibileri dışarı çıkarmamı istiyor. Son haftalarda başıma gelmeyen kalmadı ve buraya ciddi zarar verdim. Bunların tekrar etmeyeceği konusunda ona söz verdim ve yeni bir sayfa açtık o yüzden. Hemen dışarı çıkın ve bırakın da kahvaltımı bitireyim. Anlaştık mı? Şu yumuşak İngiliz'i dışarı alalım mı çocuklara? Ne dersiniz? 100 sene önce olduğu gibi. 250 sene demek istedin herhalde. Ama o zamanmış o. Hem zaten o da çok adil bir dövüş değilmiş galiba, öyle değil mi? Sizinle bizim aramızdaymış ve sizi Atlantik'in ta öbür tarafına göndermişiz. Al yarak eve değil. Gitmişsiniz. Kraliçenizin kollarına. Yok, pek öyle değil. Kraliçe değil dostum, kral demek istedin herhalde. Kral 3. George, sizin bunu bilmediğinizin farkındayım zaten. Hayatınız boyunca tek bir kitap bile okumadığınıza eminim. İzin verin sizi biraz eğiteyim ihtiyar yankiler. İspanyol, Fransız ve bir de Hollandalılardan yardım aldınız. Evet, haklısın, atılmış olabiliriz ama şans bizim çocukların yanında değildi. Aynen şu anda benim yanımda olmadığı gibi ama ben şanslı olduğuma inanıyorum. Kral George'un her zaman söylediği gibi. Gel de al çok istiyorsan. Şimdi eğil French'i. Sağ ol dostum. Bak ne diyeceğim, sende iş var. Hala iyisin. Ne var be? Öldün sanıyordum. Bittin sanıyordum. İnan bana, ben bittim. Uzun hikaye. Sonra anlatırım. Dışarıda devam et French. Yeter. Burayı çok seviyorum. Bunu yapma lütfen. Bu işe çok ihtiyacım var. Çalışmam lazım dostum. Ben de senin yaptıkların yüzünden her hafta mekanımı elden geçirmek istemiyorum. Dinle. Mobilyaların yenilenme masrafını ve içtiklerini düşünce hesabına 80 papel düşüyor dostum. İyi şanslar. Ha, 80 papel ha? Oldu.
Sana da bol şans. Bakalım buraya gelen çöpleri temizleyecek başka birini bulacak mısın? Burası çöplük gibi. İşler senin için ne kadar da iyi gidiyormuş dostum. Ama ben yine de çok mutluyum, ciddiyim. Nasıl olsa bir şey kazanmıyordun. Kahvaltı etmek istiyorsan şu yan taraftaki yere gidebiliriz. Sen mi ısmarlıyorsun? Artık işin olmadığına göre neden olmasın? Hadi French'i. Adım hala French bu arada. Buna inanamıyorum. Karşımda oturduğuna inanamıyorum. Biliyor musun? Gittiğinden adım gibi emindim. İnan bana, gitmiştim. Sedye'nin üzerinde iki kere gittim. Hadi. Aman Tanrım. Tommy olmasa büyük ihtimalle şu an burada olmazdı. Beni hayatta tutmak için çok para ödedi. Acayip kötü vurulmuştu French'i. Mide ve bir omurgaya isabet etmiş ve bir tane de akciğere. İnanabiliyor musun? Omurgadakini bırakmak zorunda. Hadi be. Çok kötü. İyi atlattın. En azından şöyle bir bakınca hiç zombiye benzemiyorsun. Felaket bir şey bu. Evet, benim araba nerede? Hey, ben iyiyim Su. Ufak tefek yaralar aldım ama iyiyim. Sorduğun için sağ ol. Yok yok, öyle değil. Geçirdiklerim yüzünden. Hey, hadi ama Frenchy. İyisin değil mi? Sormadığım için kusura bakma. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İdare ederim. Güzel. Göğsüme iki tane aldım. Biri buraya, öbürü de buraya. Nasıl yaptım bilmiyorum ama emekleyerek arabaya ulaşıp kendimi acile götürmeyi başardım. Hadi ya. Hayret bir şekilde iyiydim. Bir askerin kendini ayağından vurduktan sonra öldüğünü görmüştüm. Ben göğsümden iki kere vuruldum ama hayatta kalmayı başardım. İyi bir şey yaptım galiba, ne dersin? Ayrıca bir de hastanedeki polisleri kandırmam gerekti tabii. Onlara silahımı temizlerken ateş aldığını söyledim. Onlar da buna inandı değil mi? İnandılar galiba, ne bileyim. Onlar raporlarla falan meşguldü. Neyse. Benim araba nerede? Tüh be, senin şu sevecen ve düşünceli tavırlarını vurmamışsın. Frenchy, arabam nerede? Arabayı satmak zorunda kaldım. Ne yaptım dedin? Ne yaptın? Kime sattın? Anlamadım. Ne? Çalıntı araba satan bir yere sattım. Oğlum, başka şansım yoktu ki, batmış durumdaydım. Dinle, Los Angeles'ın doğusundaki bütün çetelerin gözü arabanın üstündeydi. Sana bir şey sorabilir miyim Frenchy? O klasik arabayı kaça satmış olabilirsin? Hatırlamıyorum ama 6000'di galiba. Canın cehenneme Frenchy. 6000 mi? O arabanın sadece jantları bile 6000 ederdi. Anladın mı? Sakin. Kusura bakmayın. Her şey kontrol altında. Özür dilerim. Sana inanamıyorum. Şu ses tonunu da hiç sevmiyorum. Hangi ton? İşte o. Yok öyle bir şey be. Ne var, ses tonu? Var, ben arkadaşımı görmek için otobüse binip buralara kadar geldim. O kadar yol geldikten sonra bana hala bu ses tonuyla konuşuyorsun. Hayır, sen buraya çok değerli arabanı almaya geldin. Gelmenin tek sebebi bu değil Yok, mi? Yok, tek sebep bu değil. Tommy için geldim. Elinde vize uygun bir iş varmış. Çok güzel bir iş. Girip çıkacağız. Ne dersin? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? İyi o zaman. Ben yokum. Tamam mı? Ben o işi sadece 3 gün için yapmıştım ve neredeyse ikimiz de ölüyorduk. Mümkün değil. Unut bunu. Bir daha asla yapmam. Tam senin sözlerin. Hem bir şey daha var. Bunu Tommy'ye iyilik olarak yapacağız. Ona borçlusun. Yok, hiç sanmam. Tamam o zaman. Ben Tommy için yaparım, sen de para için. O kadar da çaresiz değil. Hadi ya. Öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Düşün biraz Frenchy. 70.000'i bölüşebiliriz. Ne kadar? Ne kadar dedin? 70.000. Bir iş daha yapıp ömür boyu ortadan kaybolabilirsin. Eve git ve canın ne istiyorsa onu yap. Benim bu işe ihtiyacım var Frenchy. Bana büyük bir iyilik yapmış olursun. Bana Frenchy değil, French de diyerek bir yere varamayacağım değil mi? O bir sevgi ifadesi sadece. Evet, her neyse Susan. Neyse, son iş ha? Evet. Son 3 iş. Bir yandan düşün, bir yandan da beni dinle. Daha önce konuştuğumuz gibi kahvaltıyı ben hallederim. 20 daha bırakabilirim. Çünkü o paraya sahibim.
Bunlardan daha çok istiyorsan dışarıda görüşürüz. Son 7 aydır ölüp ölüp dirilmek dışında başka neler yaptın? Hala hayatta olduğunu bana da söylemek hiç geçmedi mi aklından? Tabii ki geçti French, ama Tommy bana ortada gözükmememi söyledi ve ben de öyle yaptım. Evet, bana da aynı şeyleri söyledi. O yüzden şu salak yerde çalışmaya başladım. İşten kovulduğum gün karşıma senin çıkman ne büyük bir tesadüf. Dur baksana biraz, bu da nereden çıktı? Buna araba diyorlar. Yok, çatısı olan tekerlekli bir sandalye Frenchy. Benim klasik arabamı bu rezil şeyle mi değiştirdin? Ben olsam utanırdım. En azından savaş gemisi gibi yakıt tüketmiyor. Temiz ve sessiz. Ve içerisi senin gibi kokmuyor, oldu mu? Bak, eğer bu işi yapacaksak eve gidip üstümü değiştireyim. Hayır hayır, olmaz. Üstünü değiştirmek için vaktimiz yok. Gayet iyi görünüyorsun. Zamanla yarıştık. Önce nereye o zaman? Las Vegas. Senin için uygun mu? Vegas mı? Vegas. Hadi bakalım. Vegas'tan nefret ederim. Bunu ister misin? Hayır, bundan hoşlanmıyorum. Felaket bir şey bu. Ben daha çok rock müzik seviyorum. Aman iyi be Frenchy, DJ'lik yapmayı bırakalım o zaman. Ne dersin? Vegas'ta nereye gidiyoruz? Önce eski bir dosta takılacağız. Şu yaşlı adam mı? Aynen öyle. Şuna bir baksana Frenchy. Bir dakika, bir dakika. Buradaki listede Vegas ikinci sırada. Neden önce oraya gidiyoruz? Bir de bu Mel Reis kim? Sana ufak bir tavsiye Frenchy. Her zaman işe evine uzak yerde başlamalı ve yavaş yavaş evine dönmelisin. Mel Reis. Mel Reis, Louisiana'da önemli bir şahsiyet. Babası buraya çocukluğunda gelmiş ve Urfalyan mafyasında görevler almış. Soylu değiller aslında. Ama bir gün şansları dönmüş. 80'li yılların ortasıymış ve Mel o zamanlarda 20'li yaşlarının sonundaymış. Sahte bir isimle aile için çalışmaya başlamış. İnanılmaz akıllı bir kadın, her şeyi biliyormuş. Gömülen bütün cesetlerin nerede olduğunu. Kim olduğunu sanıyorsun? Zaman içinde gitgide güçlenmiş. Emin adımlarla yavaşça ilerlemiş ve çok zengin olmuş. Ve bir gün mafya ailesinin tamamını yok etmeye karar vermiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Ben Urfalyan diye bir aile hiç duymadım. 3 yıl boyunca onunla ilişkim vardı. Yatakta Batı yakasının en iyisi. Crazy ones usually are, am I right? Sen ciddi misin? Sakın bir şey söyleme ve bildiğini de belli etme, tamam mı? Çünkü eğer gözünün içine bakar ve sana bir şey söylediğimi anlarsa ikimizi de öldürür. Çok ciddiyim. Bana gerçek bir deliyle tanışacakmışım gibi geldi. Öyle zaten Frenchy. O yüzden de onu fiziksel olarak hırpalamak istemiyorum. Şiddet benim için bitti kardeşim. Benden bu kadar. Şiddetle işin bitti mi? Ne demek oluyor? Artık kimsenin canını acıtmayacağım. Artık kimsenin canını acıtmayacak mısın? Dalga mı geçiyorsun? Dalga falan geçmiyorum. Yani yapmak istemediğimi söylemeye çalışıyorum. Çünkü artık hayatım tehlike altında. Sana bol şans o zaman. Bakalım nereye kadar böyle gideceksin. Peki şuna cevap versene. 3 tahsilatı 2 günde temizlemeyi nasıl becereceksin? Hem de ellerini hiç kirletmeden. Bu nasıl olacak? Bu yüzden yanımdasın. Yo, olmaz. Bu işi seninle beraber yapmamı istedin ve parayı da %50-50 kırışacağımızı söyledin. Ortağız dedin. Sen yan gelip yatacaksın, ben de çamurun içine atlayacağım, öyle mi? Umarım olaylar o kadar ileri gitmez. Gidecek tabii. Gitmeyecek mi? Dürüst olalım. Bana bir iyilik yapıp ileride durur musun? İçecek bir şeyler alalım. Sen doldur Frenchy. İçeride ben öderim.
yanımıza geliyor galiba. Herif resmen buraya geliyor. Baylar, size yardım edebilir miyim? Bilmem yardım edebilir misin French? Vakit ilerliyor aşağılık herif. Tik tak, tik tak. Aşağılık herif. Sen iyi misin French'i? Bak şimdi şu siyah arabayı görüyor musun? Görüyorum. Öyle mi? Gördün mü? Evet. İçinde birkaç tane iri yarı herif var. Bir tanesinin elinde makineli tüfek var ve herif benim adımı biliyor. Ne bu şimdi? Ha, onlar Los Angeles'tan beri beni takip ediyorlar. Ne dedin? Evet. Hatta senin çalıştığın barın önünde bekliyorlardı. Senin gözlem ve etrafında olan biteni bilme yeteneklerine ne oldu French'i? Bilemiyorum ama aldığım darbeler yüzünden zarar görmüş olabilir tabii. Neden peşimizde bunlar? Bilmiyorum. Tommy'nin tahsilatını yaptığı kişilerin adamları olabilir. İyi de neden? Parayı aldığımızdan emin olmak için. Aynen öyle. Parayı aldığımızdan emin olmak ve sonra kaçmamıza engel olmak için. Neden parayı alıp kaçacağız ki dostum? Tommy kim için tahsilatı yapıyor? Bence bu soruların cevabı bende yok. Ben sadece işin güzel olduğunu biliyorum. Parayı Tommy'ye geri götüreceğiz, hakkımızı alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım, gidelim artık. Ben bu işi hiç anlamadım var ya. Bu işi yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bana birkaç dakika daha müsaade et, olur mu French? Birkaç dakika. İyi misin kardeşim? İyiyim. Korkuyor gibi bir halin vardı. Ne? Şu kadın yüzünden korkuyorsun değil mi? Ben kimseden korkmam, bunu biliyorsun. Öyle mi? Ama Mel, o çok farklı biri. Kendini kollasan iyi olur o zaman, çünkü süre bitmek üzere değil mi? Gidelim hadi. Mel Reese. Bayan Reese meşgul bir kadındır. O yüzden mantıklı konuşun ve kısa kesmeye çalışın. Beni takip edin. Check out the thighs on that, mate. How much do you reckon she charges people to put in a scissor hold? Gee, I'm telling you, be serious, you're gonna get us both killed. Fucking hell. Ses kontrolü yapıyorlar hala. Uzak dursanız iyi olur. Tiny onlara içecek bir şeyler ver. Bayan Reese birazdan yanımızda olur. Hey, ben su alırım. Arkadaşıma da verebilirsin. Güzel mekan. Onunla kalsan iyi olabilirmiş. French'i, sana ciddi olmanı söyledim. Sağ ol. Altın çocuk Sulinski. Mücadelenin geri dönüşü. Nell Reese, yine bomba gibisin. Evet. Ama ikimiz de asıl bombanın sen olduğunu biliyoruz. O geceden sonra ortada yoktun. Belki hiç gelmeyebilirdim de. Ama seni tekrar görmek yine de güzel. Güneş battığı zaman sana teklif edilen içkiye hayır demeyeceğinden eminim. Ben aslında o işleri tamamen bıraktım ben. Anlayacağın artık temizim. Biz iş için buradayız. Tommy aradı. Ödünç aldığım 155 bin dolar. Tahsil etmemiz gerekiyor. Para hazır zaten. Tommy aradıktan sonra hazırlattım. Ama... Oyun yok. Tamam mı? Oyun yok. Bir işten paçayı sıyırmak için yüklü miktarda borç aldım. Parayı çok kötü birinden almıştım ama herif şansımın yaver gittiğini düşünmüştüm. Ama sonra bir anda parayı tahsil etmek için sen çıktın karşıma. Kimler oyun oynuyor Sue? Dinle tatlım. Bu parayı almak için sıcak çöllerden geçip buraya kadar geldik, tamam mı? Oyun oynamak için burada değiliz. Sen zaten hazırlamışsın. Bir an önce ver de.
Defolup gidelim buradan, değil mi? Bir İngiliz ayakkabıcı kiminle konuştuğunu ve çenesini zamansız açtığında başına neler gelebileceğini biliyor mu? Bunu biz de aramızda konuşmuştuk Mallory. Anlaması biraz zaman alıyor ama iyi biridir. Benim mekanımda bana Bayan Rees demeni istiyorum. Bu bir saygı göstergesidir ve ben... Bayan Rees, lütfen parayı verin de gidelim, tamam mı? Senin adın ne, küçük adam? Onun adı French. Ben ona French diyorum. Sözümü kestiniz Bay French. French demen yeterli. Mallory, Los Angeles'tan buraya uzun bir yol geldik ve aynı yolu geri gideceğiz. Acayip yorulduk. Şu işi bitirelim lütfen. Bayan Britt'le tanıştınız değil mi? Paranız onda. Hadi çantayı Bay French'e ver. Çantayı al French'e. Britt kısa bir kayıt alacak. Bay French'in parayı tam olarak aldığını kaydet lütfen. Eğer bu kaydı Tommy'ye göstereceksen, biz arabaya binene kadar kayda devam etsen iyi olur Mallory. İyi fikir. Arabaya binene kadar devam et. Tamam mıyız? Evet. Biraz konuşabilir miyiz Sue? Sen gidebilirsin French. Bay French'in yolu bulabileceğinden eminim. Sen çok yakışıklıydın. Şimdi bazı parçaları yanlış yerleştirilmiş bir yapboza benziyorsun. Dün gece havyar yemişsin. Tadını alabiliyorum Mel. Sen de yanımda olup benimle yiyebilirsin. Ama sen Los Angeles'ı seçtin. Bak şimdi ne haldesin. Bu gece gittiğinde yatmadan önce duş yaparken beni ve elinle bir kenara ittiğin hayatı düşünmeni istiyorum. Şimdi defol buradan ve kemiği sahibine ilet. Mallory. Harika dudaklarım var. Ve hala çok güzeller. Beni hala korkutuyorsun ama dudakların muhteşem. Tereyağından kıl çeker gibi oldu değil mi? Parayı hemen verdi. Zor olacak sanıyordum. Bir sorun mu var? Çok kolay verdi French. O kadın benim tanıdığım Melriz değildi. İnan bana değil. Yok artık. Sana tam da şimdi söyledim French. Lafının üstüne geldi. İşte bu yüzden kayıt yapmışlar. Böyle yapıldığını duymuştum ama ilk defa başıma geliyor. Bir iyilik yap ve bizi kurtar. Sürüş tekniklerin çok etkileyici French. Harika oldu gerçekten. İstediğin zaman direksiyona geçebilirsin. Bir şey fark etmez çünkü bu berbat araba hiçbir şekilde gitmez. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Bir makineli tüfek ve 3 tane jok. Şiddetten uzak duracağın zırvalığından vazgeçebilirsin çünkü başka bir şansımız yok. Anlaştık biz mı? Biz sadece paranın peşindeyiz beyler. Siz iyi davranırsanız biz de iyi davranırız. Kızıl bomba bu. Silah da Kalaşnikov. Alabileceğin en fiyakalı saldırı silahlarından biri. 2 milyon Rus askeri aynı fikirde değiller. Evet ama herifin bileği nasıl sallanıyor bak. Bu alığın daha önce bir kere bile talim yaptığını düşünmüyorum, tamam. Biraz yaklaşırsa onu indirebilirim. Sen de diğer üçüyle ilgilenirsin. Dur bakalım. Sen biriyle ilgilenirken ben üçüyle mi ilgileneceğim? Saldırı silahı olanı ben aldım ya. Hani silahı tutmayı bilmiyordun? Seninkilerden biri kadın. Kadına benziyor mu sence? Canavar gibi bir şey. Bak, ateş ettiğin anda bitecekler. Çok basit. Saçmalama French'i. Çok uzun zamandır kadınlara vurmadım ben. İyi ya, dinlenmişsin işte. Değil mi? Hadi çık da onlara altın çocuğun baharetlerini sergile. Nasıl yaptın? Canınca emin. Sıkar abadan herif. Ha!
Bana copla vuran sendin. Kaç bence. Çünkü bu iş daha bitmedi. Bir konuda anlaşalım. Kaçan biz değiliz. Kalk ve defol. Defolun dedim. Hadi Sue. Aferin it ya. Ölüp dirilince yeteneklerini kaybetmemiş. Ne yapabilirdim ki? Kadın copla kafama vurdu. Hadi ama bunda üzülecek bir şey yok. Başka ne yapabilirdin ki? İşiniz bitti mi beyler? Beyler sizi görmek ne güzel. Harika bir fikrim var. Bir dahaki sefer arabadan inip bize el verebilir misiniz? Olmaz. Ne? İkiniz kavga ederken seyretmeye bayılıyoruz. Emekli olacaklar için hiç fena değilsiniz. Defol git. Sarı kafaya bak dostum. O gözleri hayatım boyunca hatırlarım. Bunun ne olduğuna eminim. Ne diyor bu herif French'i? Ne bileyim, evet, duymadım ki. Aman tanrım, kim bu herifler? Sür. Bilmiyorum. Kimin için çalışıyor bunlar? Endişelenmeli miyim? Bence işimize konsantre olun. Bunu konuşmuştuk. Birini hallettik, iki tane daha kaldı. Hayır. Dur, bekle. Gece vakti Los Angeles'a kadar araba kullanmaya hiç niyetim yok. Mümkün değil. Bir pansiyon bulup dinlenmem gerekiyor. Burada zamanla yarışıyoruz. Cuma gününe kadar para işini halletmemiz gerekiyor. Eğer adamların tepesine ineceksem dinlenmem lazım diyorum sana. Bak dostum. Bu gördüklerin aklım başımda olmazsa çalışmaz. Ne? Akıl diyorum. Bunlar aklım yerinde olmaz. Sana neyse, inanamıyorum. Tamam. Dinlenmem lazım benim. Tamam, sen kazandın. Yatacak bir yer bulalım. Hadi yürü. Evet. Merhaba Tommy. Melriz'den parayı aldık. Biri bitti, kaldı iki tane. Kolay oldu mu? Ha, bilirsin işte, fena değildi. Ama bir şeyi merak ediyorum. Sanırım peşimizde birileri var. Silahlı iki kişi Los Angeles'tan beri bizi takip ediyorlar. Onlar da bu işin parçası mı? İşi mahvetmeyin diye sizi kolluyorlar. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sen nasılsın Tommy? Her şey yolunda mı? Beni merak etme. Sen önündeki iki işe bak. Bilemiyorum. Bu işle ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Şu an konuşmam çok zor. Tamam, anladım Tommy. Sorun değil. Yarın yine ararım. Kendine iyi bak. Bu işe bulaştırdığım için kusura bakma Sue. Is that you, Frenchie? Come on in, it's open. Dışarıdan böyle bir şey aldım. Uyumak için yardımcı olur diye düşündüm. İçeri gelsene. Neymiş o? Beni bilirsin. Sabahın köründe uyanıyorum. Horoz gibisin. Evet. İnanmıyorum. Bu benim en sevdiğim marka Frenchie. Hadi ya. Evet öyle. Çok düşüncelisin ama ne yazık ki ben içmem. Hem de buz gibiymiş. Bunu hatırladığın için teşekkür ederim. Çok kibarsın ama içmeyeceğim. Dalga geçiyorsun sanmış. Geçmiyordum. Ciddi misin? Makineli tüfekle vurulduktan sonra insan vermiş olduğu kararları bir kere daha değerlendiriyor galiba. %100 mavi agavdan yapılmıştır o. En iyisini almışsın. Biraz alsana dostum. İki kere öldüğünü söylemiştin, doğru mu? Bir şey gördün mü? Yani parlak ışıklar. Hayatının gözlerinin önünden geçip gitmesi falan. Hayır. Ya sen? Sen ne gördün? Ne mi gördüm? Ben senin kadar kötü olmadım kardeşim ama dürüst olmam gerekirse biraz utanç vericiydi. Utanç verici mi? Neden öyle? Halüsinasyon muydu değil miydi emin değilim ama beni tekerlekli sandalyeyle yoğun bakıma götüren hemşire inanılmaz güzel ve ateşliydi. Çok ciddiyim. Platin sarısı saçları vardı. Masmavi gözleri, incecik beli. Hemşirenin
Kıyafeti için nereye bakacağımı bilemedim, her neyse. İçerisi buz gibi soğuktu, tamam mı? Baltık Denizi gibiydi. Sokaktaki bir köpek gibi titriyordum ama yine de kendimi kaybetmek istemiyordum. Çünkü kıyafetlerimi kesmekle uğraşan fıstığa bakıyordum. Bir yandan da nasıl göründüğümü merak ediyordum. Silahla vurulmak herkesin başına gelebilecek bir şey değil tabii. So anyway, there she is. She cut off my jeans, she cut off my underwear. Before I know it, I am stark bollock naked. Okay, now here's the thing. I'm not a small man, Sue, okay? I'm no thoroughbred stallion either, but it's a perfectly healthy size, right? But the thing is, it is so fucking cold in this place, right? My old fella has decided to shrink back into his hole to the size of a little nub, right? It's like a fucking thimble, mate. It was pathetic. I mean, just when you want him to, like, stand up proud, nothing. It's fucking embarrassing. If I may, Frenchie, I must admit that it would make any man blush, yeah? So come on then, mate. What about you? Hatırladığın bir şeyler var mı? Biz sıkı dostuz, değil mi? Tabii ki öyleyiz. Tamam. Benim başıma harika şeyler geldi. İnanılmaz güzeldi. Açıkçası bunları sonunda güvendiğim ve saygı duyduğum birini anlatacağım için mutluyum. Onu gördüm, Frenchie. Melih'i gördüm. Gülerek bana el sallıyordu. En önemlisi de buydu. Çünkü çok mutluydu. Geçen yıllarda hep düşündüğümün aksine babasına kırgın değildi. Gözlerimin içine bakan bir melek gibiydi. Beni öyle mutlu etti ki orada kalabilirdim. Öyle işte. Gerçekten harika. Ben de burada kendi hikayemi anlatıp duruyorum. Seninki gibi duygusal bir olayın yanında benimki hiçbir şeymiş. Ben çok inançlı bir adam değilim Sue. Onlara çok inanmıyorum ama kızını gördüğüne gerçekten çok sevindim dostum. Me too, French. Me too. That's good stuff. Biraz yavaş iç, tamam mı? Sabah erken kalkacağız. Evet, ama bana bir şey olmaz dostum, beni merak etme. Bu arada sen haklıydın. Seni dinlemem gerekiyordu. Vurulduğumuz gün. Seni dinlemiş olsaydım şu anda daha iyi durumda olabilirdik. Hayatta olduğuna çok mutluyum. Galiba erken geldik. Biraz dinlenecek vaktimiz var. Adamın gelmesini bekleyeceğiz. Bana bir iyilik yap. Herif gelince beni uyandır. İyi peki. Tamam, sen kestir biraz. Ciddiyim Frenchie. Beni mutlaka uyandır. Vücudumun gergin olmasını istemiyorum. Bak işte, gördün mü, burada vücudu gergin olan bir tek sen varsın. Yine aynı ses tonu. İyi uykular.
Hadi, hey. Hadi uyan bakalım. Kahve aldım sana. İşte böyle. Ah. Günaydın dostum. İyi misin? Kahve çok güzelmiş Frenchy. Yok artık, yuh. İnanamıyorum. Sen her sabah böyle mi olursun? Makine soğuk tabii, ısınması lazım. Atların çıkardığı seslerden çıkardın. Hadi şu herife bakalım mı? Şimdi. Pekala. Adı Esteban Madrid. $95,000. Melekler Şehri Boks Kulübü. Ne, nasıl o... Orası boks kulübü mü? Boks kulübü olduğunu anlamamıştım. Çünkü okuduğun şeye konsantre olmuyorsun Frenchy. Hep böyle yapıyorsun. Bu herifi biliyorum. Birçok iyi dövüşçüyü o yetiştirmişti. Bu heriflerden bazıları gerçekten çok iyi dövüşüyor. Evet, Uzak Doğu dövüşleri yapanlar gibi. Evet ama boks daha farklı. Evet, daha titiz. Çok disiplinli. Bunlar çok önemli. Bir dakika ya, sen dövüş sporlarının disiplin içermediğini mi söylüyorsun yani? Birçok kişi seninle aynı fikirde değil, bak söyleyeyim. Ben onu demiyorum Frenchy. Bir boksörün Uzak Doğu dövüşleri yapan birini yeneceğini de söylemiyorum. Ben boksun bilim olduğunu söylüyorum. Çok da havalı. Evet, haklısın. İnsanların kulaklarını ısırmak çok havalı. Yapma, saçmalıyorsun yani. Ne? Orası açık galiba. İçeri mi girdi? Aa, bilmiyorsun değil mi? Gözünü oradan ayırmaman gerekiyordu French. Tamam, kusura bakma ama ben kahve alıyordum. Parayı alıp buradan uzaklaşmakla ödül için dövüşen boksör tarafından dövülmek arasındaki fark işte burada. Dikkatsiz davrandığını söylemeye çalışıyorum. Ama ben iş üstündeyken uyumuyorum en azından. Uyuyan sen. Saatlerce bu dandik arabayı kullanmak zorunda kalmasam aman uyumazdım be, herhalde. Aman be, onlar gelmeden bir an önce gidelim bari. Lanet olsun. Esteban Madrid. İnsan bu kokuyu asla unutmuyor Frenchy. Hey, hey! Durun bakalım beyler. Buraya öylece gelip çalışamazsınız. Kayıt yaptırmanız ve üyelik için imza atmanız lazım. Şu anda yeni üye alamıyoruz zaten. Hey ihtiyar, sakin ol, sakin ol bakalım. Kalbin için şok makinesini çalıştırma şimdi bize. Onun için endişelenme dostum. Göründüğünden daha sağlamdır o. Endişelendiğim falan yok gerizekalı herif. Ama siz ikiniz hemen buradan çıkın. Böyle konuşmana gerek yok dostum. Biz Bay Madrid'i görmek için buradayız. Ona bir an önce haber versen iyi olur. Defol git. Bana bu şekilde konuşmak yerine bir şey yap bari en azından. Çünkü benim kim daha güçlü diye silik yarıştıracak vaktim yok. Beni tanısaydın, kimin daha güçlü olduğunu bilirdin. Tamam, çok sertsin, anladım, öyle misin? Öyle. Hadi ya. Peki. Biraz. Hani bana dikleniyorsun ya şu anda. Buna aptal cesareti derler. Çünkü sen de beni tanımıyorsun. Bak sana izah edeyim. Ben bir boks kulübüne girip üstlendiği görev sayesinde kendini bir halt zanneden, oranın en pislik herifine küfür eden biriyim. Ve bunu onun bütün arkadaşlarının önünde yapıyorum. Anladın mı? Bu gösteri beni bahçenin en büyük köpeği de yapabilir, bir sivrisinek de. Sonuç olarak demin de söylediğim gibi patronuna hemen haber ver. Hadi gidelim abi. Tamam. Bay Madrid'e haber vereceğim. Evet, iyi olur. Gereğini yapar nasıl olsa. Vay be. İşini sevmeyen birine göre nerede ne yapılacağını iyi biliyorsun Frenchy. Güzel. Şu işi bitirip buradan gitmek istiyorum. Hem zaten onlar sadece boksör. Van Sugar'a buraya gelmesini söyle. Tommy buraya gireceğinizi söylemişti. İyi. O zaman fazla konuşmayalım. $95,000 alalım lütfen. O para bizim oğlanlardan biri için sponsorluk anlaşmasıydı.
borç olarak değerlendirilemez. Ben ödeyemeyeceğim parayı almam. O artık bizim paramız. Tommy'ye böyle söylersiniz. Bu işler hep böyle karışıyor nedense, öyle değil misin? Karışmasaydı bizim de bir işimiz olmazdı Frenchy. Peki o zaman. Bak, ben bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Biliyorum. Eskiden benim iş yapacağım kişilerin başında giriyordun. Ama artık öyle değil. Aa, onu tanıyorsun o zaman. Bizi sıralayacağın bütün bahaneleri de iyi bildiğinin farkında olmalısın. Biz buraya güzel duygularla geldik. O yüzden bana bir iyilik yap, parayı ver. Ve biz de gidelim. Ha, hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Evet. Boks yapmak konusunda ciddiysen, bunu asla kendi ağırlık merkezinin dışında yapmamalısın. Sugar! Buraya gel. Bu ikisi senin sponsorluk paranı almak için gelmişler. Para olmazsa hiçbir şey yapamazsın. Masrafları karşılayamayız. İcabına bakarız. Hanginiz eldivenleri takmayı istiyorsunuz? Bence sen giymelisin ortak. Evet. Ben bilimden çok anlamam zaten. Öyle mi? Öyle. Al o zaman. Sana bir şey söylemek istiyorum. Kazandıktan sonra o parayı alacağım. Tamam. İnan bana. Kazanamazsın. Hadi eldivenleri al ihtiyar. Alırım French. Hadi gidelim. Senin yeni aldığın kararların tam tersi değil mi bu? Ama bu gereksiz bir şiddet değil ki Frenchy. Bu bir spor. Tertemiz bir mücadele. Evet ama sen formda değilsin açıkçası. Hadi yürü alsın çocuk, harikasın. Hadi dostum. Mesafeni koru. Evet, devam et. Evet. Harika gidiyorsun, hadi. Hadi. Çok iyisin dostum, devam et, hadi. Koruyorum. Hadi, hadi gel, yapabilirsin. Hadi dostum, hadi. Yapabilirsin. Evet. Onun içine. Hadi dostum. Harika. Mesafeni koru. Hadi hadi. Evet, harika. Harikasın. Hadi adamım. Evet. Evet. İşte bu. Hadi dostum. Hadi toparla kendini. Hadi. Altın çocuk hadi, geri döndü. Hadi dostum. Yapabilirsin. Hadi dostum. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi yapabiliyoruz. Ne bekliyorsun ha? Hadi dostum. Hadi ne bekliyorsun? Hadi. Hadi. Evet. İyi gidiyorsun. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi dostum. Harikasın hadi dostum. Kalk. Harika hadi. Ne bekliyorsun sür? Evet, hadi dostum. İyi gidiyorsun. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Evet dostum. Evet. Oo, olamaz. Çok iyi. Harikasın. İyi misin? İyisin değil mi? Harikasın adamım. Kalk dostum hadi. İşte kalksana. Kadar. Hadi kalk. Hadi kalk hadi. Mermiyi hak ettirdik galiba French. Sen evet yaparsın dostum. Seni aşağılık herif. Adamım. Evet. Ne yaptın sen? Hakkını verdim. Canın cehenneme. Evet. Çok hadi dostum. Sür kalk. Gerçekten kalk harikasın. Yapabilirsin dostum hadi. Devam et. Galiba beceremedim evet dostum. Ben onu yapmazsam parayı asla alamayız. Yapabilirsin hadi altın çocuk kalk. Arkadaşının yerine geçecek misin? Ona bakmaktan sıkıldım artık. Frenchy beni dinle. Ne olursa olsun buradan parayı almadan gitmeyeceğiz. Git ve gününü göster ona. Hadi. Şartlar aynı değil mi? Şartlar aynı İngiliz. Hadi peki, gel bakalım. Hele. Hadi bakalım. Hadi French. Evet. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Queensberry evet kurallarını biliyorsun değil mi? Evet. Güzel. Evet. Onları unut ve işini yap tamam mı? Herif tam arkanda. Oo, hadi. Hadi evet. Onun da işini bitir. Hadi dostum. Yapabilirsin. Evet. Evet. Hadi hadi hadi. İyi gidiyorsun adamım hadi. Evet. Evet dostum harika. İyi gidiyor hadi dostum hadi. Hadi Frenchy. Evet. Evet adamım. Hadi. Kolla kendini hadi. Yapabilirsin. Hadi. Hadi gel. Gel. Hadi dostum hadi sana güveniyoruz hadi. Evet. Çok iyi evet. Harikasın. Hadi. Şimdi yakala onu. Hadi adamım. Hadi. Hadi göster kendini. Hadi bitir onu şimdi. Hadi dostum. Hadi. Evet çok iyi gidiyorsun. Hadi. Şurada. Lanet olsun. Bu olamaz. Ne yapıyor bu herif? Hayır bunu yapamazsın. Alışkanlık işte. Böyle olmaz. Evet tamam. Evet. Hadi ya.
ama. İşte bu. Hadi dostum. Sen hadi. Sakız çiğnemeye devam et. Hadi. Göster ona gülünü. Hadi dostum. İyi gidiyorsun. Hadi hadi. Evet. Evet. Çok iyi dostum. Evet. Devam et. Hadi. Harika gidiyorsun. Evet. Evet. Evet dostum. Hadi. Hadi. Evet. Hey, ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen? Buraya gel. Aşağılık herif, sana gününü göstereceğim. Defolun buradan. Ne oldu? Gidin buradan. Aşağılık herif, gidin içine. Sana gününü göstereceğiz aşağılık istek. Nasıl şimdi ha? Çekilin. Yoksa kafanız uçur. Köşeye gidin ve yerinizden ayrılmayın. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hareket etmek yok. Silahı ver şu. Al şunu. Kalk şuradan iç herif. Canın cehenneme. Parayı alacağız şimdi. Yürü. Orada kalın. Hadi şu. Bu ne? Burada çok para var. Biz buraya iş yapmaya geldik, hırsızlık yapmaya. Öyle mi? Sponsorluk parası. Barboza bize vermişti. Bir dakika. Ne dedin sen? Barboza mı dedin? Duydun işte. Aşağılık herif beni bitirdi. Evet, benim öyle kötü bir alışkanlığım var, kusura bakma. Burada kal, tamam mı? Sakın hareket etme. Sakın dedim sana. Çantayı ver Frenchy. Silahı da. Çabuk. Gidelim buradan. Hadi. Hey, buraya gel. Fırla hadi. Size gününüzü göstereceğim. Buraya gelin. Pislik herifler. Aslında çocuk fena değildi. Gayet iyiydi. Güzelce şampiyon olabilirdi ama kolunu paramparça ettiğin için öyle bir şansı kalmadı. Ağır hareket etti. French hem de çok ağır. Boksla dövüş sanatlarının biri olmadığını söylemiştim, değil mi? Birçok kişi bunun aldatmacı olduğunu düşünür. Sana bir şey söyleyeyim mi Frenchy? Sen çok değiştin. Ses tonun oturdu. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Hmm, tamam. Şuna bakalım. İyi. Ver şunu bana. Kanoga Park. Vadinin ortasında. Çok eğlenceli. Cyrus Skinner $255,000. Vay canına, yok artık. En zoru sona kaldır. Öyle Frenchy. Plan buydu zaten. Şuraya bak. Evet. Burada ne işi var bunların? Merak etme Frenchy, sakin ol, tamam mı? Tamam. Beyler, iyi gidiyorsunuz. İkisi bitti, bir tane kaldı. Sen iyi misin? İkiniz de berbat görünüyorsunuz. Hadi sorsana. Bizimki sizi ucuz bir kung fu filmi çekerken görmüş. Ninjalar. Sen tam bir ninja gibiyim. Tanrım, yok artık. Ninja filmi var ya, Kung Fu Ninja hani. O sendin değil mi? Haklı olabilirsiniz beyler, o bendim. Evet, sana demiştim dostum. Filmi seviyorsunuz galiba. Çocukken arkadaşlarımla o filmi sürekli seyrederdik. Arka arkaya hem de. Öyle mi? Ama bugün aynı keyfi alamadım. Daha iyisini beklerdim senden doğrusu. Bir dakika ya. Yani sen onun filmi gördüğünü mü söylüyorsun? İyi miydi sence? Bu herif eskiden çok iyiydi. Öyle mi? Sende özel bir şeyler vardı. Ne oldu sana böyle ha? Bana olan bir gün sizin de başınıza gelecek. Buna hayat diyorlar. Evet, hayat deniyor. Bir sonraki işinde ninja yeteneklerini kullanabilirsin belki. Cyrus Skinner. Bir şey soracağım. Boş ver French. Soracağım. Madem bu kadar açık gözsünüz ve mafya tavırlarıyla ortalarda dolanıyorsunuz, o zaman işleri neden biz yapıyoruz? Kendiniz neden toplamıyorsunuz paraları? Çünkü Molly verdiği bütün borçları sizin toplamanızı istiyor. Ne demek istiyor bu? Boş ver, şey Frenchy. Mi söylemek istedim? Boş merak ver. Ediyorum, anlamıyorum. Molly de kim? Yakında öğrenirsin. Neyi öğreneceğim be? Dursana, sana bir soru sordum. Boş versene. Onlar ne biliyor ki? Boş konuşuyorlar işte. Hadi bitir de gidelim artık. Takma kafana. Ben bir telefon edip geliyorum.
bilinmeyen numara. Bilmiyordun değil mi? Sulinski. Bana sürpriz olduğu kadar sana da olduğunu söyle. Barbosa'nın parasını kardeşi Molly için tahsil ettiğimizi. İyi iş oldu altın çocuk. Senin yerinde olsam o parayı alıp kaçardım. Defol buradan. Hey, merhaba. Ben yeni patronun Molly X. Benim için bir iş daha yapacaksın. Bunu yaparsan ben de senin borçlarını temizlerim. Tommy de tekrar nefes almaya başlar. Molly X. Özür dilerim Tommy. Denedim. Gidelim artık Tommy. Tamam Pete. Los Angeles'tan nefret etmene rağmen yine buradasın. Otur şuraya. Tommy. Ben Los Angeles'ı severim aslında. Pahalı ayakkabılarımı burada boyatıyorum ve saç tıraşımı da burada yaptırıyorum. Kıyafetlerimi de özel olarak burada diktiriyorum. Batı yakasını çok seviyorum. Kızları çok güzel. Ama sevmediğim bir şey var. Yalancılar. Ya biri sana yanlış bilgi verdi ya da sen direkt olarak bana yalan söyledin. Benim işim tamamen bilgiyle bağlantılı ancak ben bir ansiklopedi değilim. Ben bilgileri sokaktan alırım. Bana neden burada olduğunu söyleyecek misin Molly? Neden biliyor musun? French ve Sue. Benim için ciddi sonuçları olan o çatışmada öldüklerini söylemiştin. Hiçbir ilgin olmadığına dair yüzüme bakarak yemin etmiştin. Kardeşim Barbosa müşterimdi. Müşterileri öldürmek hiç doğru değil. Seninkiler kendilerini korumak için kardeşimi feda etmişler. Kardeşimin ekibi bile orada değilmiş. Bunları sen söyledin bana. Ben söyledim. Eğer söylediklerin doğruysa... neden Inglewood'dan Hollywood'a kadar bütün adamların bana French ile Sue'nun Güney Kaliforniya sokaklarında harika vakit geçirdiklerini söylüyor o zaman? Yanlış bilgi. Hiç acıman yok Felix. Doğru kelimeleri seçmelisin Tommy. Sen de bak istersen. Ne diyebilirim ki Molly? Sen hep benden 3 adım öndesin. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Kardeşimin anısına saygısızlık ettin. Bunların karşılığını da kanınla ödeyeceksin. Kati, artık çıkabiliriz. Kardeşim öldürülmeden önce geri dönmesini beklediği 3 tane yüklü alacağı vardı. Benimle hiç bağlantısı olmayan işler. Şimdi sen French ve Sue'yu kullanarak Barbosa'nın hesaplarını kapatacaksın. Artık benim için çalışmıyor. Çalışacaklar o zaman. Eğer yapmazsan senin o yakışıklı kafanı vücudundan ayırırım. 48 saatin var. Şu Molly'nin kim olduğunu söyleyecek misin?
Bilmiyorum Frenchy, bilmiyorum. Bir tane kaldı. Halledelim ve parayı Tommy'ye verelim bir an önce. Evet, burası değil mi? Şu kağıda bakalım. Burası 7044. Burası bu işte. Mu motorcu mu yani? Tanrım. Bu işten gerçekten nefret ediyorum. Ama bu işte çok iyiyiz. Bu iş bizde Frenchy, zamanlama çok iyi. Arabayı şu tarafa bırakalım istersen. Bu işi hemen halledelim mümkünse. Hey, dur. Ne yapacaksın onunla? Bak, bu insanlarla dövüşmekten çok sıkıldım artık. Böyle daha çabuk bitiririz. Tamam. Beni geriyorsun Frenchy. Cyrus Skinner. Kapat şunu. Ne istiyorsunuz? Cyrus Skinner. Sizi bekliyor mu? Umrumda bile değil. Ne dedin sen? Cyrus Skinner'ı arıyoruz dedim. İyi bir çocuk ol. Ve kafanı dağıtmadan git onu bul hemen. Geliyorum. Sorun yok Knuckle. İşe biraz ara ver istersen. Onlar beni görmek için buradalar. Hadi. Defol. Evet, Tommy beni aradı ve geleceğinizi söyledi. Tommy ile konuşman iyi olmuş. Parayı hazır etmiş olmalısın o zaman. Bu hiç olmayacak. Tommy'ye bir kuruş bile vermeye niyetim yok benim. Borç veren kişiyle beraber öldü artık. Anladınız mı? Hadi ama anlamış olmalısın. Frenchy'yi dur, yavaş, bana bırak. Sen iyi misin Cyrus? Kafan mı iyi? Bu işin nasıl olduğunu bilmiyor musun? Para sana transfer edilmişti değil mi? Dolayısıyla borcun var. Evet, siz buraya gelmeden önce çok düşündüm ve beni hafife almayacağınızı ümit ettim. Beni iyi dinle gerizekalı. Tommy ile konuşmuşsun zaten. O yüzden de kim olduğumuzu ve ne iş yaptığımızı sana anlatmak zorunda değiliz. Hayır, tabii ki değilsin. Pis İngiliz seni. Senden korkacağım mı sandın ha? Sen de öyle aşağılık herif. Siz daha bebek bezi giyerken ben sizin gibi adamlarla uğraşıyordum. Yeter be. Bu kadar yeter. Hemen yukarı çıkıp parayı getiriyorsun. Frenchy, ne yapıyorsun? Sus. Bırak şunu. Kes sesini. Aa, çok korktum. Hadi sık bakalım. Hey, geri çekil. Frenchy. Kapat çeneni. Hayır, şu. Bıktım dur. Artık. Hemen yukarı çık ve parayı getir. Canın cehenneme. Çek şu sana tetiği. Sana parayı getir dedim. Hadi. Tamam, ben hallederim. Orada kal. Oh, lanet olsun. İyi dinle Cyrus. Bana hayır diyebilirsin. Ama aklını kullan, çünkü kemiklerin yavaş yavaş kırılacak ve küçük parçalara ayrılacak. Sonra İyi göremeyeceksin ve mantıklı düşünemeyeceksin. Bu da çok önemli değil. Sence neden Cyrus? Çünkü ben sana vurmaya devam edeceğim. Sonra ne mi olacak? Çok yakında yemeğini pipetle yiyebileceksin ama dünyayı sadece tek gözünle göreceksin. Para nerede söyle artık. Hadi. Nakıl, odama git ve çantayı getir. Git hadi. Git. Hey Knuckle! Sakın saçma bir hareket yapma! Şiddet kullanmadan iyi becerdin. İşi yapış şeklinden bayağı etkilendim. Dalga mı geçiyorsun? Yapmam gerekiyordu. Yoksa adamı vuracaktın. Vurmaya falan niyetim yoktu be.
Sen beni psikopat bir katil mi sandın? Onu korkutmak istedim sadece. Lanet olsun, kaçıyor. Hemen peşinden git ve yakala onu. Silahı bana ver, hadi. Yakala onu. Aman tanrım. Give me that fucking bag now. Ver şu çantayı. Bu da neydi böyle? Ha? Akrobatik hareketler falan. Sirkte mi sandın kendini? Parkur denen bir spor. Dublör olmak istiyorum. Bir de benim motorun üstünde görmelisin. Dublör mü? Saçmalama. Bu çok kötü bir fikir. Çok tehlikeli bir kere. Seni gebertmediğim için çok şanslısın. Az kalmıştı. Tamam mı Frenchy? Evet, tamam gibi görünüyor. Toparlanıp gidelim artık buradan. Tommy'yi de götürelim. Molly'ye versin ve dengeleri tekrar sağlamak için görevi bitirmiş olalım. Molly mi? Siz yoksa Barboza'nın psikopat kardeşi Molly'den mi bahsediyorsunuz? Ne dedin sen? Molly Barboza'nın paralarını topluyorsa sizin işiniz bitmiş demektir çocuklar. Sir, ne dediğini duydun mu oğlum? Biz Barboza'nın paralarını topluyormuşuz. Biliyorum, biz biliyorum. Bittik. Sorun yok, dışarıda konuşalım. Tommy bizi oyuna şey getirdi. Ama dışarıda, tamam mı? Biz gidiyoruz Cyrus. Tamam. Yakında acı neymiş göreceksiniz. Anahtarı ver. Her şey yolunda mı French? Son iki gündür topladığımız paraların Barboza'nın alacakları olduğunu bilmiyordun değil mi? Bana doğruyu söyle. İlk başta ben de bilmiyordum French'i. Bu da ne demek şimdi böyle? Bilmiyorum. Tommy hiç beklemediğim bir anda beni aradı ve mafya kılıklı herifin tepesinde olduğunu söyledi. Bu işin çok ciddi olduğunu anlattı. 48 saat içinde 3 tahsilat yapmam gerektiğini söyledi. Evet, ve bir de bu işi sadece seninle yapmam lazımmış. Özellikle seninle. O serseri hamburgerciye gelip Molly'nin ismini söylediğinde sana doğruyu söylemek isterdim. Ancak parçaları yeni birleştirmeye başladım. Bunları bana söylemeyi hiç düşünmedin. Yapma French'i, beni anlaman lazım. Tommy'yi korumaya çalışıyordum. Hem zaten sana söyleseydim bana yardım etmezdin, öyle değil mi? Haksız mıyım? Anlıyor musun? Bundan eminim. Evet, doğru. Biliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben aptal falan değilim. Tamam mı? Çek elini, yaklaşma. Yapma hadi. Dur ve biraz düşün. Dur. Bekle. 3'te 3 yaptık.
ve yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sonuna mı geldik? Çamurun içine battık. O herifin iyiliği için. Kendi hayatını tehlikeye mi atacaksın yani? Evet, aynen öyle. Öyle mi? Evet. Senin kafan yerinde mi? Çünkü o ölecek Frenchy, tamam mı? Onu benim kadar tanımıyorsun. Sadece biraz sakin ol lütfen ve beni dinle. Tamam, bak. Benim küçük Milim lösemiden ölünce ben her şeyimi kaybettim. Karım gitti ve hayatım yavaş yavaş elimden gidiyordu. Her şey bitmişti. Hepsi gitti. Ama o benim yanımda oldu. Anlıyor musun? Seninle bir hafta sonu geçirdik ve kafaları kırdık. Sen benim kardeşim sayılırsın. Tommy ile benim neler hissettiğimizi anlaman lazım. Benimle misin? Şimdi beni iyi dinle. Tamam mı? İyi dinle. Tek bir şey yapacağız. Bu işi hemen bırakacağız. Bu çantada 250 bin dolar var. Bagajda da bir bu kadar daha var. Parayı yarı yarıya kırışalım ve zaman varken hemen yok olalım. Yapma Frenchy. Gel buraya. Sakın yapma. Canım hayır. Cehenneme suyu. İyilik yapıyorum sana dostum. Bu parayı ben kazandım ve ben de kalmasını istiyorum. Bırak şu çantayı. Çantayı almana izin veremem Frenchy. Çantayı bırak Sue. Al o zaman. Aa, Frenchy kusura bakma, tamam mı? Bak yüzük yok, bunu yapmak istemezdim, tamam mı? Sen bana neden vurdun ya? Hadi Frenchy yap. Tamam. Bu kadar yeter. Sadece çantayı ver. Çantayı vermeyeceğim. Vermen lazım, ver hadi. Çantayı vermeyeceğim. Çok ciddiyim. Bırak onu, bu kadar yeter. Frenchy. Frenchy kendine gel. Dur artık. Çantayı ben alıyorum Sue. Lanet olsun mu? Hey! Ne yapıyor bu salak herifler? Boks ve dövüş sanatları konusunda ne konuştuğumuzu hatırlıyorsun değil mi? Ha? Ben kazandım. Pekala. Tamam. Kurtulabilmen için sana şans tanıdım Sue. Ama şimdi ne yapacağım biliyor musun? Senin canını okuyacağım. Bunu bana kaç kere söylediğini biliyorsun Frenchy. Ne yapacaksın? Beni dövecek misin? Okay. Come on. Come on, man. Come on. Yeah? Come on. Come on, then. Oh, jeez, Rich, you okay? You know, I gotta be honest, Sue. Always wanted to come out on top if it came down to it. Yeah. You know what, man? Me too. Come on. Come on.
That's for my coat. Evet patron. Tommy'nin çocuklar işi bitirdi. Şimdi kendi aralarındaki sorunu çözmeye çalışıyorlar. Tamam, biz hallederiz. Sneaking motherfucker! Bak, bir şey bilmeni istiyorum sence. Tommy'nin bir hayvan gibi ölmesine asla izin veremem. Beni anlamanı istiyorum. Ne? Ne var? Lanet olsun. İkiniz de bitmişsiniz. Ben sana oynamıştım ninja. Bana borçlandın. Tabii siz doğru bizden daha iyi olabilirsiniz ama... patronun paralarını biz aldık değil mi? Alın bakalım. Patrona götürün. Hiç şüphen olmasın pislik. Oraya gittiğin anda seni öldürecekler farkındasın. Para sende kalsın. Ben kamyoneti alıyorum. Frenchy. Beni merak etme. Sen önündeki iki işle ilgilen.
Seni bu işe bulaştırdığım için kusura bakma. Sorun değil Tommy. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Bazı konularda sana borçluyum. Bu işler böyledir. İyi iş başardık altın çocuk. Senin yerinde olsam o parayı alıp ortadan kaybolurdum. Kaç. Baksana kim geldi. Lanet olsun. Neden geri geldin? Yeter artık aşağılık herif. Bana içecek bir şey doldursana Kati. Hadi. Su dostum. Sana da meyve suyu söylüyorum. Arkadaşın nerede? Bay Juitsu'dan söz ediyorum. İşi olan iştahı kaçtı. Çantaları sana taşıttı demek. Evet, öyle oldu galiba. Sözümü neden dinlemedin? Buraya neden geldin? Arkadaşın Tommy bana yalan söyledi dostum. Senin öldüğünü söylemişti. Şu anda berbat görünüyorsun ama ölmüş gibi de değilsin. Ben aslında Tommy'yi korurken öldüm. İki kere. O zaman ödünç nefesle yaşıyorsun. Öyle sayılır. Olabilir. Bak Molly. Kardeşinin paralarını getirdim. O yüzden bence Tommy'yi bırak ve biz de kendi yolumuza gidelim. Ne dersin? Kulağa hoş geliyor mu? İyi mi? Tamam. Her şey yolunda Tommy. Hadi kalk. Kalk Tommy. Kalk da gidelim. Kıpırdadığı anda Tommy'yi vuracaksın Kati. Sana bir sorum var Sue. Buradan özgür bir adam olarak çıkacağını düşündün mü gerçekten? Buna inandın mı? Felix hadi paraları al. Bunların hepsi senin Molly. Al paralarını. Para benim umurumda bile değil. Sakın yerinizden kalkmayın. Yoksa kafanızı uçururum. Beni iyi dinle Molly. Ben oyun oynamıyorum. İstediğini aldın. Para artık sende. Tommy ile beni bırakacaksın. Bu kadar basit. Anladın mı? Kızı mı vuracaksın? Umurumda mı sanıyorsun? Hep aynı numaralar. Kusuruma bakma Felix. Şu lanet herifi vuracaksanız vurun artık. Görüyor musun Sue? Paranı yanlış yere yatırırsın. Canınız cehenneme yaparım. Sakın yaklaşmayın aşağılık Felix. Herife. Geri çekil. Geri çekil. Gebertirim seni. Hadi sene. Sen kendini ne zannediyorsun? Çok mu önemlisin? Big borehole for me, would you? Canın çok yanmış olmalı. Öyle oldu. Kadınlar böyledir işte. Biliyorum. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bir fikrim var tabii. Biraz korkabilirsin. Evet, biraz korkuyorum. Aa, çok dürüstsün dostum. Bunu sevdim. Molly, benim çocukları Barboza'da öldürmek istemişti. Ama ben buna izin vermedim. Sonra da kardeşini vurmak zorunda kaldım. Aynısını yine yapabilirim. Bu sadece iş meselesi değildi.
Yaptım çünkü herif şeytan gibi bir şeydi. Bizi senin ele verdiğini biliyorum. Benimle yürüdüğün onca yıl sonra beni sattın. Kardeşimin ölümü konusunda nihayet doğruyu söyledin. Hadi Molly, sen Sue'yu değil beni istiyorsun. Bırak gitsin. Bunda utanacak bir şey yok. Sen olduğunu biliyordum zaten. Ama şimdi onun acı çektiğini görüp sen de acı çekeceksin. Cut it, hold on. You see this black beauty right here? She was trained in the school for the Americas, where the most devious motherfuckers go to learn how to torture and do fucked up shit. She knows things. I call her LL. Because she loves to torture. Hey. Okay. Wow. Listen, I know we have this crazy connection. I see it too. I do. I don't think now's the time to play. Time to place. You know what I mean? Now you bite the wood, Sue. You know, Felix, I was thinking maybe you could bite mine first. Unless you want to bite your own fucking tongue off, bite the wood, motherfucker. See, this is called the Tucker telephone. They use it on unruly prisoners back in the old South. A long-distance phone call. That's how they phrased it. Baby girl. Light them up! Adrenaline again, and you don't want to have a heart attack. Baby girl, make another long distance call. You don't have to do that either. Başla. Hemen silahlarınızı yere bırakın ve yere yatın, hadi. Bu da nereden çıktı? Size söz ettiğim jujitsu. Pek şansın yok dostum. O kadar emin olma bence. Silahları indirin. Kimsenin canını yakmak istemiyorum. Sadece parayı alacağım. Morlu kız, o tarafa geç. Hareket eden olursa duvara yapıştırırım. Arkadakiler, onları hemen çözün. İkisini de, onları çözün dedim. Dalga geçmiyoruz burada. Seni vuracağım. Bana ne? Daha önce vurulmuştum zaten. Mekanlar ve yüzler güzelim. Seni bulurum nasıl olsa. Bir gün arkanı döndüğünde benim silahımla burun buruna kalırsın. Bam bam. Kapa çeneni ve otur yerine. Bu kız iyiymiş oğlum. Geber tepsini. I'll drag you out of here if I have to. Hadi git. Hadi. Ne diyorsun? Seni almadan gitmeyeceğim. Bu kadar yolu senin için geldim ben. Parayı da al. Hayır. Olmaz. Hayır. 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 Şimdi. Ah!
gidiyoruz. Hadi sür, gitmemiz lazım. Hadi. Faiziyle burada. Pis kuşuncu vücuttum. Ne yaptın? Telefonunu kağıttan aldım ve seni kurtarmak için onunla anlaştım. Hadi bin. Arabaya bin, Sue. Get in the fucking car. Lanet olsun. Hiç bilemiyorum French'i. Bakarsın yine Vegas'a giderim. O deli kadın için mi? Ne diyebilirim ki? Bugünlerde iyi anlaşıyoruz. Yaşlanınca yumuşadı demek ki. Evet, olabilir. Belki de değildir. Kim bilir? Ama tek bildiğim artık hayatıma bir denge getirmem gerektiği. Üzgünüm, Tommy konusunda olaylar beklediğimiz gibi gelişmedi. Sorun değil French'i, üzülmene gerek yok. Ah, senin hatan değildi. Elimizden geleni yaptık. Tommy yetişkin bir adamdı. Ve neyin içine girdiğinin farkındaydı. Bu arada Tommy ile ilgili söylediklerimi hatırlıyor musun? Onunla eskiden beri beraberdik. Ama seninle yaşadıklarımız bambaşka. Herhangi bir yerde bir şeye ihtiyacın olursa yanında olacağım. Aslında şu anda bunu söylemen çok ilginç. Bu sabah eski patronum beni aradı. Bir arkadaşının doğu yakasında bir yerde işi olacakmış ve benim o iş için uygun olduğumu düşünmüş. Ben oraya gideceğim. İstersen sen de gelebilirsin. Bu kadar çabuk uyandırmana gerek yoktu French. Hem doğu yakası soğuk olur. Benim kollarım üşür. İhtiyar adamım ne de olsa. Evet. Vegas'a gideceğim. Orada olmam gerekiyor. Sıcak hava. Hadi sıcak. Ama. Ne diyeceklerini duymak istemez misin? Hadi. Güvenlik mi, tahsilat mı? Tahsilat gibi bir şey galiba. Bunları bu işten nefret eden biri mi söylüyor? Bu işten nefret ediyorum ama senin de söylediğin gibi. Bu işte çok iyiyim. Sen de öylesin. Yaşlandığını söylesen. Kapa çeneni, Frenchy. Hadi dostum, ne dersin? Ha? İyiyim ben. Emin misin? Evet. Nasıl istersen ihtiyar. Hey, dur biraz. Nedir bu? Ne bileyim, bilmem. Ben bilirim. Bu bir 360. Küçük blok. IMX. Anladın mı? Evet. 72 model. Harika bir şey Frenchy. Farkındayım. Bir görüşme yapmanın kimseye bir zararı olmaz herhalde, ha? Olmaz tabii. Kullanabilir miyim? Elbette efendim. Nasıl ister? Teşekkür ederim Bay Frenchy. Çok güzel değil mi? Harika bir şey. Ben de sana benzemeye başladım galiba. Galiba. Hadi bakalım. Evet. Hey, bak dostum. Bir daha hatırlatıyorum. Benim adım French. French. Sinirlenme kardeşim. Sana daha önce de söyledim. Bu bir samimiyet ve sevgi göstergesi. Ne alakası? Sana değer verdim.
contigo todo es fácil. Contigo. Ven aquí, mi amor, quiero tu calor. Contigo. Quiero ser más que amigos.